Hepinize merhabalar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Bugünlerden hangi günler olmadı? Bugün bizim gezme tozma günlerimiz ve Almanya'da otobandayız A2'de. Almanya'da otobanlarda sınır yok. Sınır derken 120 işaretinin üzerinde yasak görmediğiniz zaman arabanız ne kadar hızlı gidebiliyorsa o kadar hızlı gidebiliyorsunuz. Evet, nereye doğru gidiyoruz demiş miydim? Oberhausen'a. Centro diye büyük bir alışveriş merkezi var. Önceden çok daha sık gidiyorduk. Eskisi kadar sık gidemiyoruz. Şimdi yoldayız. Hepinize merhabalar. Şu anda Flormar'ın standını görüyorum. Neredeyim? Oberhausen'da Centro'dayız. Çok şaşırdım. Ben burada Flormar'ın standı olduğumu hiç bilmiyordum. İlk defa görüyorum ve birazdan içeri gideceğim, fiyatlara bakacağım. Kalemleri, rujları vesaire. Evet, biraz önce Flormar'dan bir tane oje aldım. Aslında alışveriş diyetteydim. Alışveriş diyetindeydim ama dayanamadım. Flormar'dan bir tane oje aldım. Evet, burası da alışveriş merkezinin dışarıdan hali. Nefes almaya çıktık, hem de Sea Life diye şimdi böyle manzaraların göründüğü bir yere gideceğiz. Evet, şimdi geldiğimiz yerde burası Sea Life. Önceden çok geliyorduk ama Betül'le hiç gelmedik. İlk defa geliyoruz. Şu anda Sea Life'ın önünde kuyrukta bekliyoruz ve şimdi giriş hala ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Böyle de bir iyi bir şeyiz yani. Evet, Oberhausen Centro'da bugünü de böylelikle bitirdik. Şimdi artık eve doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi hava harika. Ufak tefek bir şeyler aldım kendime ve neyse, arabada ben size şimdi detaylı bir şeyler anlatacağım zaten. Arabada size tavsiyelerim var. Bekleyin ve neler aldığımı böyle çok net olarak göstermeyeceğim ama Lush'tan şampuan aldım. Şampuan aldım. Kondiş dedim, kaldım yani. Ay. Conditioner aldım.
çok yorgunum. O yüzden hiç böyle işte şunun içinde şampuan var falan detaylara inemeyeceğim. İnanın çok yorgunum. Sadece bunu neden gösteriyorum? Zara ile ilgili ufak bir detay vereceğim. Ben Zara'nın... İnat yapıyor bana şu anda. Çok ayıp. Aa! Bu ne ya? Teker teker gelin. Şimdi bir minik şey söyleyeyim. Zara'dan şu ceketi gördüm ben. Tamam mı? Şu ceket. Böyle penye gibi bir malı var. Çok hafif, çok incecik bir kumaş. Yazlık zaten. 50 euro falandı. Neyse orada eşim kendi, o da bir şeyler baktı falan filan, o da bir şeyler aldı. Ben ceketi bırakmak zorunda kaldım. Neden? Ceket yıkanmıyor. Ve 50 euro sadece kuru temizleme yapılabiliyor falan. Neyse dedim mutlaka ben CA'dan falan bulurum, Seunt A'dan. Ve önceki haftada Dortmund'daydık. Orada da Mango'da bir ceket giymiştim. Ben ceket çok seviyorum. Ceket çok da kullanıyorum zaten. Mango'daki ceket de 50 euro falan civarıydı ama güzel, ağır bir kumaşı vardı. Böyle penye tarzı değildi. Ama ben böyle baharlık ve yazlık bir şey istiyorum. Hani çok kalın bir şey de istemiyordum. Her neyse almadım yani Zara'dan. Oradan çıktıktan sonra CA'ya girdim. CA'da bir de ne göreyim? Şu üstümdeki mavi görüyorsunuz. Ve bu fiyatları sadece 20 euro. Yani bir tane ceket alacağıma iki tane ceket aldım ve mallarının hiçbir farkı yok. Tek fark onunkisinin ismi Zara. Onu almadım. Ama yine Zara'dan başka bir şey aldım tabii ki. Flormar'dan da bir tane ojiçik aldım. Hadi dedim bir şey almadan çıkmayayım Flormar'dan. Flormar. Numarası JG453. Böyle bir şey. Çıldı seni. Sonra şu şeyi bilenler bilir. Buradan bir şey aldım. Ve şöyle renkte pantolon etek aldım. Çok cici bir şey bu. Çok hoş bir şey. Geri detayları göstermeyeceğim. Bir tane daha etek aldım. Yaz olunca ben etekçiyim. Hoş, kotun yeri başka da. Neyse şu anda çok yorgunum. Daha fazla bir şey göstereceğim. Starbucks'tan şimdi arabada yemek için şunu aldım kendime. Onlar başka bir şeyler aldılar. Evet. Kapatıyorum. Hızlı hızlı bunları bir göstermek istiyorum şimdi. Bu Lush markasını ben daha önce hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Bu conditioner, saç kremi aslında. Öncelikle bu saç kremi. Çünkü bu saç kremini neden aldım? Böyle bir testeyir aldım. Zaten saç kremine ihtiyacım vardı. Bu Hindistan cevizli kıvırcık saçlar için, saçların kendi kıvırcıklığını, kendi doğal kıvırcıklığını ortaya çıkarmak için. İçinde kakao yağı var, birçok yağ var içinde. En önemlisi zaten Hindistan cevizi parçalarının olması. Bunu arındırmak için de iyi bir saç kremine ihtiyaç vardı. Bunu bir deneyeceğim çünkü düzleştirici ve başa kullanmaktan saçlarımın yapısı gerçekten çok bozuldu. Bir ara dinlendiriyordum saçlarımı ama yapamıyorum. Hemen geri çıkarken yine tutup maşa yapıyorum. Dayanamıyorum. Bunu gördünüz zaten. Flormar'ın ojesi, numarasını merak edenler. JG453. 1453'ten aklınızda kalsın.
kalem aldım. Kalemler çok önemli benim için. Aslında birçok göz kalemi var. Maalesef nedense özellikle şu göz kalemi çok fena gözümü yakmaya başladı, Body Shop'un. Çok da sevdiğim bir kalem bu benim. Niye böyle yaptı hiçbir anlam veremiyorum. İçinde çok güzel ışıltıları olan bir kalem bu. Ben de bu sefer dedim alıyorum madem. Suya dayanıklı waterproof olsun dedim. Ve bunu aldığım zaman hemen kullandım. Çarşıda gezerken de hala gözümdeydi. Elimde de hala duruyordu. Çok yumuşak sürülüyor ama gözden çıkmıyor. Önemli olan da zaten o. Bir tane mavi aldım. Bunun numarası 21 numara. Art Deco'dan. Bir de bu maviyi aldım. Bunu hiç açmadan bunu da hemen açıyorum. Bunları da açmaktan hiç hoşlanmıyorum. Zorlanıyorum çünkü. 23 numara yine suya dayanıklı olan. Body Shop oranla biraz daha açık bir renk kalıyor. Body Shop'un daha koyu bir ton mavisi var. Ama dediğim gibi suya dayanıklı olmaları çok önemli. Mesela bende Beju'dan var. Çok kolay sürülüyor falan filan ve çok da kolay çıkıyor. Yani neredeyse aynı paraya da daha fazlaydı. Gelelim cicilere. Birkaç tane daha bir şey aldım. Onları artık nerelerde bilmiyorum. Zamanla gösteririm videolarda. Çünkü odaya koydum. Bunları da odadan tekrar topladım geldim. Alabilirsin hayatım. Tamam. Anneye kadar farkını testliyorum. Çok da hoş bir kokusu var. Çok güzel kokuyor. Çiçek ama böyle bir buruk çiçek kokusu var. O da güzel. Güzel. Farklı bir grup çiçek. Odana. Odana gider misin? Art Deco'dan bu rümel. Yine Christian Dior'dan, biliyorsunuz ben zaten kullanıyorum ve çok seviyorum. Büyük bir ihtimalle bunu Nurgül'e gönderirim. Ya da hediye vermek istediğim birkaç tane arkadaşım var ve hediye götürmem gereken yerler var. Onlara gider büyük ihtimalle. Ya aslında çekiliş yapsam yeri biliyor musunuz? Düşünüyorum ama şu çekilişlerde o listeyi hazırla, et ya da işte çok çok karışık kuruşuk ve benim inanın ona vaktim olmuyor. Daha pratik bir yol olsa inanın hiç düşünmeden çekiliş yapacağım ama şimdi siz olayın öbür tarafındasınız ama olayın arka tarafı gerçekten çok stresli oluyor. En son Facebook'tan yaptığım çekilişte yine aynı öyleydi. Onları kes, kopyala, yapıştır falan filan. İnanın çok zamanımı alıyor. Gesten şöyle bir çanta verildi. Şimdi bu niye bu kadar fazla? Birkaç tane daha şey aldım ama onları hediye paketi yaptırdım zaten. Parfüm aldım. O yüzden onları göstermenin bir halim yok zaten. Isadora'dan mesela şöyle dileklik verdiler. Başka bunun içinden sanki bir şey daha çıkması gerekiyordu gibi geldi bana. Nemlendirici krem arayışında olan ben. Aslında bakmayın öyle arayışında dediğimi. Alacağım krem belli aslında. Vichy'den alacağım büyük ihtimalle yine. Bu da Zenzai'nin Hydrogen Cream diye isimli Canebo'nun. Ve yine Shiseido'nun bir kremi. Evet, göstereceklerim. Ha, bir de o küçük yeşil sabun vardı, onu göstermiştim zaten. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.